Herkese merhabalar. Sevgili Genç Yuva TV izleyenleri. Sizlerle bir aradayız, birlikteyiz bugün de. Umuyorum ekran başında bizi izleyen herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün boşanan çiftlerin ortak özelliklerini konuşacağız. Aslında daha önce evlilik, evliliğin önemi, ailenin çocuğa etkileri gibi konuları biraz konuşmuştuk programımızda. Bugün de birazcık boşanma, bunun altında yatan sebepler, ne gibi problemler oluyor, temel meseleler nedir buralarda gibi böyle bu konunun biraz içine bakmaya çalışacağız. Kıymetli konuğum Zuhal hocamla birlikte. Zuhal hoş geldin. Hoş bulduk Halime, sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, şükürler olsun. Sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim. Bugün seninle üçüncü programımız diye hatırlıyorum ben. Bir öncesinde de böyle birazcık aslında ilişkide, eş ilişkilerinde yıpratan meseleler neler? Biraz bunları konuşmuştuk. Çok kıymetli bilgiler paylaşıyorsun bizimle. Vakit ayırdığın için tekrar sağ ol. Bugün de yine aslında evlilik üzerine konuşacağız. Ama evliliğin belki madalyonun ters tarafı boşanmayı. Aslında buradaki sebepler neler? Burada ne oluyor da böyle bir duruma gidiliyor? Ya da boşanan kişilerdeki ortak özellikler programın başlığında da söylediğimiz gibi neler? Belki biraz bunlara bakacağız. Öncelikle senin konuya girmeden önce böyle aktarmak istediğin şeyler var mı? Ya tabii ortak özelliklerden bahsediyor olacağız ama hani sonuç olarak oraya gitse de aslında evliliğin ne niyetlerle yapıldığı çok kıymetli. Belki orayla başlamak isterim aslında. Hangi ihtiyaçlarımızı karşılamak, hangi niyetlerle yola çıkıyor olmak çok kıymetli evlilikte. Benim evliliğimde ilk böyle o yola girdiğimde babamın söylediği bir şey vardı. Sevgi, saygı ve hedef birliği evliliği ayakta tutan şeylerin başında geliyor diye. O benim için çok böyle şiar halindedir aslında. Çok kıymetlidir. Burada birlikte oluşturduğumuz bir sevgi bağı var aslında diğer kişiyle ve bunu koruyabildiğimiz, süreç içerisinde koruyabildiğimiz takdirde de saygı ve sürekli böyle bir hedeften ayrılma konusu olsa da aslında her seferinde o hedefe geri dönebilmek birlikte. Hangi hedefle bir araya geldiysek aslında bunu hani gündeme getirmek çok önemli. Burayla başlamış olmak isterim. Evet. Söylediğin gibi üç önemli unsur çok da güzel oldu, değil mi? Sevgi, saygı, hedef birliği. Bunlar olduğu zaman aslında gayet de bir şekilde götürülebiliyor. Özellikle hani saygıyı zaten hep biliyoruz. Ama burada hedef de çok önemli aslında. Hani iki kişinin hayatını götürmek istediği nokta da çok önemli. Peki burada böyle konumuzla ilgili şimdi bu konu 50 dakikaya sığdırılacak bir konu değil ama sığdırmaya çalışacağız seninle birlikte. Pek çok aslında içeriğinde konuşulabilecek yerler var. Çok geciktirmeden de böyle konuya girmek istiyorum. Evlenme sebebi bunlar. Yani hani işte sevgi, saygı ve hedef birliği ya da evliliği tutan şeyler bunlar. Peki biz mesela nasıl yani hep bunu konuşuyoruz. Neden evleniyoruz? Evlilikteki ihtiyaçlarımız neler? Bunlar konuştuğumuz şeyler. Peki tersinden şöyle bakacak olsak yani hangi amaçla evlenilmez desek belki Anladım. boşanmaya götüren sebeplerden bir tanesi de bu değil mi? Niyetteki farklılık. Peki Evet, burada o evet. zaman nelerden bahsetmek istersin? Hangi amaçla evlenilmez diyecek olsak? Aslında toplum olarak evliliğe kıymet verdiğimiz bir yerdeyiz ve dini anlamda da kesinlikle hani bunun kıymetini biliyoruz. Fakat bazen hani bazı niyetler vardır. O niyetlerle bilinçsizce bir evlilik kurmak söz konusu oluyor. İşte yaşım geldi, evleneyim. Ondan sonra veya aile baskı yapıyor, evleneyim. İşte akli ve duygu dengesi çok yerinde olmayan bir durumdayken evlenmem lazım aceleciliği. Ondan sonra aradığı kişiye dair kişinin kendisinde belirgin olmayan işte acaba hangi özellikleri arıyorum, nasıl bir evlilik arıyorum gibi bir şeyi
bir noktayı belirlemediği yerde, yani karakteristik özellikler olabilir veya benim kimlerle evlenmem çok hani hayatımı zorlaştıracaktır, benim beklentilerim neler diye düşünmeden böyle bir hani karambole gelen bir evlilik olmaması gerekir aslında. Bir diğer belki şeyde çocukluğumuzda sevgi açlığı varsa sırf o sevgiyi telafi etmek amacıyla evlenilmez. Ki nitekim sonuçta da bu sevgi açlığını gidermek için sadece evlendiğimiz takdirde nefrete de dönüşebiliyor evlilikler. Bir diğer belki şeyde yine aynı yerlere geliyor aslında. Kişinin birey olmayı bilmediği bir yer belki de. Aşırı ilgi ve şımartılmayla büyümüş çocuklarla, gençlerle evlenilmemesi veya hani şey yapmaması, hani birliktelik kurulmaması gerekir. Çünkü orada bir minnet, bir vefa şeyini tam olarak anlaşılmamış hale gelmiş oluyor kişide. Yani bu tür şeyler çok önemli. Burası aslında biraz evliliğin cetveli dediğimiz bir yer. Cetvel hani eğri olduğu zaman bu defa ölçüler hep yanlış gidebiliyor. O yüzden bu noktalara öncelikle dikkat etmek gerekiyor evlenmeden önce. Peki özellikle mesela şey çok dikkatimi çekti. Ailede mesela sevgi açlığından dolayı evliliği tercih etmek. Mesela biz şeyi çok duyuyoruz yani aile ortamında işte şöyle çatışma vardı, böyle sıkıntı vardı. Hani eşim bana o an kurtarıcı gibi geldi. Hani kendimi oradan kurtarmak için aslında kabul ettim. Ama sonrasında da biz aslında o sırada evlilik problemlerini konuşuyor oluyoruz. Bunu mesela sıkça, belki daha sık karşımıza çıkıyor klinikte. Burası gerçekten önemli bir sebep gibi duruyor. Yani aslında biraz şey gibi Halime, hani depreme hazırlıklı bir bina daha sağlam çıkabilir o depremden. Aynen böyle evlilikte böyle güllük gülistanlık, işte dikensiz bir yol değil tabii ki de. Çünkü hayat hiçbir zaman bu şekilde değil. Ama onu işte dikenlerini görmeden daha işte dikensiz yollara götürebilmek de bizlerin elinde aslında. Ama eğer buraya farkındalıksız girdiğimiz zaman her şey toz pembe diye girdiğimiz zaman işte sadece bir ufak çekimle bu yola başladığımız zaman zaten bir şey geliyor orada, bir sinyal gelmiş oluyor. Sonra evliliğin ilk 2 yılı yine hani o çekim gücünün daha iyi olduğu ve olumlu şeylerin gündemde olduğu yerler. Ama 2. yılından sonra artık o balayı dediğimiz hani güzel duyguların yerine birazcık daha hani geçen konuşmamızda da söylemiştim ama biraz daha olumsuz duyguların da olduğu bir yer evlilik. Bunları tolere edemediğimizi görebiliyoruz. Böyle bir durum olduğunda. Evet. Peki burada bu sebepler olduğunda evliliğin aslında diyorsun ki altyapısı çok sağlam olmaz. Ve aslında hani burası da güllük gülistanlık bir yer değil, hayatın kendi gibi. Hani burada ekstra bir zorluktan da bahsetmiyoruz değil mi? Çünkü iki uçlu da bir şey. Yani bazıları için belki hiçbir başta değerlendirme kriteri yok ve tamamen içine girebiliyor ve sonrasında zorlanıyor. Bazıları için de hani başta belki çok ciddi sıkıntılar var evlilikle ilgili kafasında. Buraya yaklaşmak da korkuyor. Yani bu iki uçtan bahsetmiyoruz. Hayatın kendi gibi içinde zorlukları olan bir süreç. Evet. Ve o yüzden buraya hani bahsettiğin şeyler olduğunda birazcık daha altyapısı sağlam olmayan bir şekilde girilmiş oluyor. Ve bu da aslında o karşılaşılacak zorluklar için bir tehdit oluşturuyor. Peki burada yani çiftlerin boşanmaya doğru gittiklerini nereden anlıyoruz? Böyle bir süreç var mı Zuhal? Yani işte hani aslında ilişki bu tarafa doğru kaymış diyebileceğimiz, yani boşanmaya doğru kayıyor. Ya da mesela atıyorum bunu belki dışarıdan bir uzman olarak söyleyebiliriz ama çiftlerin kendi kendine böyle bir yola giriyorlar mı, girmiyorlar mı? Yani böyle bir tehlike var mı ilişkilerinde? Bunu nasıl tespit edebilirler? Aslında konunun başlığını oluşturan yer burası birazcık. Şöyle ki önceki konuşmamızda da bahsetmiştim. John Gottman ilişkiler üzerine çok fazla. John Gottman ve Julia Gottman ikisi ilişkiler üzerine atölyeler kurmuş kişiler aslında ve 35 yılda 3000'den fazla çifti laboratuvar ortamında çatışmalarını işte çözümlerken izlemişler ve kayıtlarını tutmuşlar. Sonrasında da bunlar aslında
boşanmaya giden çiftler hangileri diye inceleyip bakma fırsatı bulmuşlar bir yandan da. Çünkü bunu aslında yıllarca da takip etmişler. Yıllarca aynı çiftlerin hani gidişatlarını görebilme imkanları olmuş ve elimizde 3000 tane çiftten bahsediyoruz. Burası çok kıymetli de bir şey aslında. Ve John Gottman ve Julia Gottman karşılarına gelen kişilerin 2 saat içerisinde aslında işte bu az önce sayacağım o boşanmaya giden özellikleri, boşanmaya giden yerlerine çok güzel tespit ettikleri için 2 saat içerisinde bunları uyguluyorlarsa eğer ve eğer çözüme doğru bir yol almıyorlarsa genel olarak ortak özellikleri bunlar demişler hani. Bunlarda da şöyle söyleyebiliriz yani o yola giderken birkaç tane belirti var aslında. Hatta o yolun sonunda tespit edilmiş oluyor. Yani işte çiftler görüldü, hepsiyle çalışmalar yapıldı. 2 saatlik görüşmeler ve tartışmaları baştan sona izlendi kayıt halinde ve nasıl tartışmalar yaptıklarını gözlemlediklerinde aslında sonuç itibariyle bunların sonları belli olmuş oluyor. Eğer ki tabii ki burada hani umutsuzluk tablosu çizmek değil niyet ama en azından evliliklerimizi bu noktalardan korumak için birer mihenk taşı oluşturabilir diye düşünüyorum. Bunlara da geçecek olursam böyle birincisinden hani başlayalım öncelikle. Geçen seminerde de konusu olmuştu, yine konuşmamızda da konusu olmuştu. İlk özellik belki de süreç içerisinde kişilerin o mahşerin dört atlısından kaçmamaları. Mahşerin dört atlısı dediğimiz yerde eleştirmek değil mi? Evet, eleştiri aslında suçlama dediğimiz yer birazcık. Ve eleştiride tamamen hani karşıdaki kişinin kişiliğine hitap edilen bir yer var. Bir davranışa değil de kişiliğe, karaktere suçlama yapmak. Birincisi burası. İlişkilerde de en çok zorlayıcı olan, belki terapide de bize geldiği zaman çok zorlayıcı olan yerler. Çünkü suçlanarak büyütüldüğümüz yerde hem suçlamayı kaldıramıyoruz, bir şekilde tolere edemiyoruz. Hem de suçlamaya çok yatkın da oluyoruz bu bakıma. Bunu fark etmeden yapıyoruz çoğu zaman. İşte eleştiri dediğimiz yerde tam burası. Aslında işte seninle çok vakit geçiremediğimiz için çok üzgünüm demek yerine hiç evde olmuyorsun, kendinle vakit geçiriyorsun, hiç bize işte yanaşmıyorsun gibi daha eleştirel boyutta kişinin karakterini zedeleyen aslında bir yerde ve beyaz sayfayı kirleten bir yer, yani sürekli mürekkep lekesine bulayan bir yer burası. Bu eleştiri dediğimiz yer. İkincisi savunma haliyle eleştiri geldiğinde durdurabiliriz aslında, o hani bir şekilde önüne geçebiliriz ama tabii bizde de bir direnç belirdiğinde ne oluyor, savunmaya geçiyoruz. Tamam da işte sen de böyle böyle yapmıyorsun, şöyle şöyle olmuyorsun, bir güler yüzün yok gibi savunmaya geçtiğimiz bir yer var. Aslında çiftlerin özellikleri, boşanmış çiftlerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda eleştiri ve savunma çok sık yapılıyor. Kendi sadece evlilik ilişkisinde değil, aynı zamanda başkalarıyla olan ilişkiyi de göz önünde bulundurduğumuzda yine aynı şekilde eleştiri ve savunmayı çok sıklıkla yapıyor insanlar. Bu çiftleri gözlemlediğimizde. Bir diğer şey aslında hor görme, küçümseme. Çok da yaralayıcı bir yer aslında. Bunu sözlerle değil, bazen davranışlarla, bir mimikle, ufacık bir işte ters bakmakla, göz devirmek dediğimiz hani birçok davranışla kendisini gösterebiliyor aslında. Hor görme ve karşıdakini küçümseme. Bunların hepsi olduğu okey. Burada da kalmıyor. Dördüncü atlı da geliyor. Dördüncü atlı da burada duvar örme. Şimdi bunlar çokça tekrarlandığında, sık sık tekrarlandığında
birey kendisini aslında bir manada korumaya almaya çalışıyor ve korumaya alırken fark etmeden de aslında karşıdaki terk edilmiş hissediyor. Yani işte kendi odasına çekiliyor, kendi hayatına çekiliyor, küsüyor, sırtını dönüyor. Sayabileceğimiz hani kendi dünyasında bir dünya yaşıyor. Sanki hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi. Ama aslında o da kendince bir çözüm bulma çabasında. Güvenliği tehdit altında çünkü. Eleştiri, suçlama, ondan sonra işte savunma sürecine sık sık girdikten sonra veya hor görme, karşıdakini aşağılama sürecine sık sık girdikçe insanlarda bir kendini koruma durumu oluşuyor. Çünkü sürekli fizyolojik tepkiler de artıyor bu tür bir aile ortamında, çift ortamında, böyle bir ilişkide. İster miyiz mesela hani beni küçümseyen birisiyle ilişki kurmak veya ister miyim işte Halime beni sürekli eleştirsin ama ben yine de onunla ilişkimi devam ettireyim. Devam ettiriyorsam bile işte geliyor bu defa hani bir duvar örme şeyine giriyor. Bu duvar örmek de dediğim gibi küsmek, yok saymak diğerini, görmezden gelmek, duymamak gibi yerler oluyor. Bu Mahşerin Dört Atlısı ilk şeydi aslında. Yani bunlar ortak özelliklerinin ilkiydi. Bir karakteristik özellik oluşturacak olursak. Bir diğeri Yani bu şöyle mi Zuhal Hocam? Bu dört tane unsur bu çiftlerde yaygın şekilde görülüyor. Eleştirmek, evet, evet, demek, görmek. Değil mi? Aynen öyle. Bunlar sık sık görülen şeyler. Bu birinci madde, yani ortak özelliklerinin birinci maddesi gibi düşünelim. Bunlardan başka da bir tartışmaya hani güçlü çıkışlar yapmak. Yani bunları kullanarak, herhangi bir tartışma esnasında bunları kullanmak sık sık. Aslında oyun terapisinde sen daha iyi bilirsin, hani orada işte 5 tane olumlu bir şey varken filialde öyle öğretmişlerdi bize. 5 tane olumlu bir özellikten bahsedip sonrasında küçük bir eleştiri veya işte eleştiri demesek de yakınma veya işte sorumlu olan bir tarafı konuşabilmek. Yani olumlu 5 tane özelliğin yanında bir tane olumsuza dikkat çekmek gerekiyor. Ama eğer kişi direkt bir olumsuz şeyle giriyorsa tartışmaya, bu da zaten hani sıklıkla olumsuz etki yaratıyor. Bu da bir diğer özellik aslında. Çiftlerden birinde eğer tartışmaya hemen bunlarla giriş özelliği varsa, sert girişler varsa, bu da bir diğer ortak özellikleri oluyor sonunda gördüğümüz. İlk dakikaları çok önemli yani. Tartışmaların özellikle ilk dakikaları birey için çok önemli bir yerde diyebiliriz. Bir diğer şeyde özellikle kötü anılara sıklıkla böyle tutunmak diyelim. Kötü anılara sıklıkla tutunduğumuz zaman olumluları zaten görmemiş oluyoruz. Olumluları görmedikçe de zaten yine çiftlerin, o hani boşanan çiftlerin ortak özelliklerinden bir başkası fizyolojik olarak sürekli yükselmiş olmak, sürekli aktivasyon halinde olmak. Hani bizim o sempatik, parasempatik sinir sistemi dediğimiz sinir sistemimizin tepkisi aslında. Bizi sağlıklı tutan, ayakta tutan uzun süreli olarak geldiğinde parasempatik sinir sistemi. Daha sakin kalmak, dingin kalmak, huzurlu ve mutlu kalmak, rahat ve sakin olmak aslında. Ama sempatik sinir sisteminde fizyolojik olarak çok aktive olmuş halde oluyoruz. İşte ellerimiz titrer, terleriz, kalp atışlarımız hızlı olur. Ondan sonra işte gözlerimiz kıpır kıpırdır, heyecanlıyızdır, korkuluyuzdur. O endişe çok sık yanımızdadır ve sürekli tehdit algısındayızdır. Zaten bu özelliklere sahip kişiler bir de bu fizyolojik durumda olunca her şey birbirine karman çorman oluyor. Ve aslında sanki bir problemle karşılaştıklarında ne yapıyor? Burada bir hani donup kalma oluyor aslında. Çözümsüzlük oluyor. Ama aslında bu dört belirti ve işte tartışmaya olumsuz başlama dediğimiz yer,
Artı bir de burası olunca, fizyolojik olarak yükselmişlik olunca kişilerin çözümsüzlükleri daha fazla oluyor. Evet. Ve problemler sürekli başa sarıyor gibi oluyor. Tam da böyle kısır döngü gibi değil mi? Yani tam böyle kör düğüm, sürekli olumsuz anı, sürekli gerginlik, sürekli olumsuz anı, bu yapı aslında çok da besliyor gerçekten. Evet, öyle gerçekten sürekli aynı şeye geri dönmüş oluyoruz. Çünkü sert başlangıç yaptığımızda veya mahşerin dört atlısından kaçmadığımızda fizyolojimiz yükseliyor. Fizyolojimiz yükseldiğinde tahmin ederiz ki aslında kötü anılar oluşuyor. Çözmeye çalıştım, olmadı dediğimiz yer aslında. Sonra tabii bu bir yandan da şunu da göstermiş oluyor. Başarısız onarma girişimleri. Bu ne demek aslında? Sert başlangıçla yapmak. İşte ne bileyim, kapıdan çiçekle geldi özür mahiyetinde. Ondan sonra işte eşi de ya işte beni bununla kandıracak mısın gibi, hani onarma girişimi var ama hani o onarma girişimini olumsuz dönüşle karşılamak. Bu da maalesef boşanan çiftlerin ortak özelliklerinden birisi. Bu yine ilişkilerimizde de gördüğümüz üzere, yani bir onarma, bir telafi söz konusu olduğunda duvar örme de gerçekleşebiliyor, uzaklaşma da olabiliyor veya küçümseniyor. Sonrasında da tabii ki yine kötü anılar daha fazla artmaya başlıyor. Burada da Nevzat Tarhan Hoca'nın bir şeyi var. Karanlığın beş atlısı diye bir terimi vardı. Burası benim çok hoşuma gitti. Biliyor musun bilmiyorum ama. Yok, Nevzat Hoca'nın çalışmalarını takip ediyorum aslında ama bunu duymamıştım. Karanlığın beş atlısından bahsediyor. Orayı bahsetmek isterim. Karanlığın beş atlısı dediğimiz şey bizim fizyolojik dünyamızda aslında şey oluşturan, yani asidik bir kimyasal oluşturan bir yer. Bu da yani hayatımızı bunlarla geçirdiğimiz zaman da zaten kişisel, yani sağlığımızın da kötüye gittiğinin göstergesi. Bu beş atlı da şöyle: kin, öfke, düşmanlık, nefret ve kıskançlık. Bu beş atlıdan çok uzak durulması gerekiyor. Eğer uzak duramıyorsak da özellikle bu kötü anıları oluşturuyor. Kötü anıları oluşturuyorsa da yine aynı yere, bunlarla baş etmek çok zor. Bunlar biraz hastalıklı taraflar. Kıskançlığın belli bir dozu olması okey. Ondan sonra öfkenin belli bir dozu olması okey. Ama eğer bunlar hayatımızı temelini oluşturuyorsa ve bunların içerisinden hiçbir şekilde çıkamıyorsak, gerçekten fizyolojik sağlığımız inanılmaz derecede tehdit altında. Hatta olumsuz bir ilişkide, yani mutsuz bir ilişkide bulunanlarla alakalı araştırma yapılmış, %35 hastalık riskini arttırdığı gözlemlenmiş. Yani mutlu bir ilişkide olanlarla ve mutsuz bir ilişkide olanlarla alakalı araştırma yapılıyor ve bunun sonucunda görülen şu: mutsuz ilişkide olanların hem işte sağlık durumlarından dolayı, işte diyelim ki 4-5 yıl ömür kısaltan bir durum olduğunu kanıtlıyorlar ve bir yandan da bunların sürekli sağlık sorunları. Mesela kin, bununla alakalı çalışmalarımız çok oluyor. İşte bağırsak sıkıntılarına yol açıyor. Danışan da genelde geldiğinde kinli, kindar bir yapıda geliyorsa genel olarak bağırsak sorunlarını da gözlemleyebiliyoruz. Öfke ve uzun süreli ona maruz kalmak damar direncini arttırıp tansiyonun yükselmesi gibi hastalıklara yol açabiliyor. Düşmanlık yine bedenimizde, düşmanlık, hani affetmeyi hep söyleriz ya aslında, affetmek karşı tarafa iyilik getirmeyen, aslında bize iyilik getiren bir yer. Çünkü o affetmediğimiz kişiyle sürekli bir düşmanlık, kin, öfke bağımız oluşmuş oluyor maalesef. Ve bunlar da asit özellikli kimyasalların bedenimizde salgılanmasına yol açıyor. Ve çoğunlukla da bu tehdit algısıyla da uzun yaşanmıyor. Tabii niyetimiz burada uzun yaşamak kesinlikle değil ama en sağlıklı şekilde yaşayabilmek çok önemli. Ve nefret ve kıskançlık da sürekli bir kıyas, bir işte hastalıklı bir boyut getirdiği için bunlar da hayatımıza sağlık sıkıntıları getirebiliyor.
Ortak özellikler böyle hani genel olarak. Yani burada aslında hani o boşanmaya giden yoldaki unsurları saydık değil mi? Mahşerin dört atlısını, işte olumsuz anılardan başlamayı, sonra bir tane daha vardı. Üçüncü olarak burada kötü neyle işler yapmak. Evet. Ondan sonra işte dört atlıyı dedik, olumsuz anıları söyledik. Yani şimdi toparlamak da zor oluyor. Altı tane hepsi de birbiriyle ilişkili çünkü. Kötü anılar, fizyolojimizin yükselmiş olması ve işte kötü başlangıçlar yapmak, artı bir de onarma girişimlerinin başarısız olması. Evet, bunlar boşanmaya giden yolu aslında birazcık etkileyen şeyler baktığımız zaman. Birazcık değil aslında, o yolun temel taşları gibi aslında. Yani bir bireyde bu özellikler sıklıkla oluyorsa ve ilişki içerisinde de bunlar sıklıkla tekrarlanıyorsa sonuç itibariyle zaten hani boşanan çiftleri de incelendikleri zaman bu özellikle az önce saydığım şeyleri, karanlığın beş atlısı dediğimiz hani o duyguları sıklıkla barındıran kişiler olduğu gözlemleniyor. Çünkü beyin şöyle bir yapıya, hani biz biliyoruz ki işte adaptif bir bilgi işleme sistemimiz var. Böyle bir sistem içerisinde herhangi bir olay yaşandığında ben bunu aslında eğer beynim bir şekilde onu işlemlerse orada kalıntı kalmıyor. Yani bakış açımızı düzeltmiş oluyoruz. Bakış açımızı düzelttiğimiz takdirde de o olayla alakalı hani ikide bir anlatma ihtiyacı, ikide bir aynı problemi yaşama ihtiyacı olmuyor. Fakat eğer bu olmazsa, işlemleme olmazsa beynimiz sürekli aynı problemi bana hani karşıma getirip duruyor. Peki bunlar bu boşanmaya giden yolun temel taşları olarak söyledik. Burada aslında bu söylediğimiz unsurlar, mesela bazı evliliklerde bunları görüyorsun, bunlar aşılabiliyor bir zaman sonra. Burada böyle hani dışarıdan bir destek sanki değil mi, ya da hani o kişilerin belli şeyleri fark etmesiyle, yani aslında şöyle, her çatışmalı evlilik ya da her bu özelliği bulunan, işte bu temel taşları barındıran evlilik aslında boşanmayla sonuçlanıyor mu? Öyle olmayan örnekler de görüyoruz değil mi? Evet, yani çatışmalı yani. Ama bir yandan da aslında besleyen bir tarafa götüren. Evet. Burada aslında şunu dikkate almak gerekiyor Halime. Tartışmadan kastımız, eğer tartışmanın içerisinde bunlar varsa sorunlu bir yere gidiyor. Ama bunlar varsa da hemencecik boşanmaya gitmiyor. Can Gatman'a soruluyor mesela. Deniyor ki işte bu özellikler var. Ne yapacağız o zaman? Bitti mi hani? Hayır diyor aslında. Mesela ilişki atölyeleri, ilişkiyi güçlendirme yöntemleri, kitapları çok fazla mesela. Bu alana çok yatırım yapmış birisi bir yandan da. Bunları dikkat ederek, profesyonel yardım alarak, yani aslında onarma girişimim başarısız oldu diye hemen onarmaktan vazgeçmek değil de benim onarma girişimim başarısız oldu. Belki bir başkası bana başka bir bakış açısı getirebilir ve bu, o başka bakış açısıyla daha sağlıklı bir yere gidebilirim. Hatta işte çok büyük problemlerde dahi, evlilikle alakalı çok büyük problemlerde dahi problem işte mesela terapiye taşındığında ve farklı bir bakış kazandığında kişi ilişki daha güçlenerek devam etme eğiliminde de olabiliyor. Ama burada mesela çözümsüz kaldığımız, olumsuz şeylerle karşılaştığımız her yerde hani şey gibi, sürekli tek sığındığımız yer boşanma olmamalı aslında. Çünkü bu da bizim aslında geçmişten getirdiğimiz bir eğilim. Özellikle çiftleri mesela incelendiğinde şunu da gözlemliyor araştırmacılar. Boşanan ailelerin çocuklarında daha çok bu eğilim görülüyor. Çünkü çözüm sanki burasıymış gibi. Ama aslında mevcut ilişki en iyi ilişki. Bunun da hani üstüne basa basa söylenmesi gerekiyor aslında. Çünkü bazen geliyor mesela danışanlarımız, 3. 5. evlilikleriyle geliyorlar ve dönüp baktığımızda aynı problem üzerine gelmiş oluyorlar aslında. Daha yenilerde yine aynı şeyle karşılaşmış bulunmaktayım mesela. Hayretler içerisinde seyrediyoruz ama aslında çok da basit bir yer. Beyin orayı çözümlemek istiyor. Ama çözümlemeyince tekrar tekrar aynı problemi karşıma çıkarıyor Allah.
Tabii bunu Allah mı çıkarıyor, biz mi çıkarıyoruz? Orası tartışmalı yani. Biz kendimiz bilerek seçiyoruz aslında. İyileşme ihtiyacımızdan, isteğimizden kaynaklı bir nebze. Yani aslında oradaki problem çözülmedikçe hayatta kişiler değişse de o problemle ilgili sıkıntı yaşamaya devam ediyorum. Değil mi? Bu evlilikte de öyle. Orayı bıraktım, kurtuldum, tamam. Ama bir sonraki hayatıma girecek kişi de aynı yerde. Hala yaram var, hala aynı yerde sıkıntım var. Ve o evlilikte de aynı şekilde o problemi yaşıyorum. Sanırım istatistikler de vardı değil mi bununla alakalı Zuhal? Böyle hani ikinci, üçüncü evliliklerde boşanma oranlarının daha yüksek olduğuyla alakalı zannediyorum. Evet, evet. Evet, öyle şeyler var dediğin gibi ama şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Kesinlikle ilkinde boşandıktan sonra yani bu noktada çok hayretler içerisinde seyrediyoruz gerçekten ama ikincisinde de eğer aynı olay yardım alınmamış ve işte çözüme kavuşturulmamış, işte anlamlandırılmamış. Çünkü ben şuna inanıyorum, hani genel olarak inancımız bu yönde, Allah hiçbir şeyi boşuna vermiyor aslında bize. Hani böyle zulüm olsun diye gelen bir şey değil evlilik. Biz evliliği seçiyoruz. Evlendikten sonra da eğer ki olumsuz bir şeyler yaşıyorsak biz onunla büyümeyi de tercih edebiliriz. Tabii ki belli başlı yerler var. Belki onlardan bahsedebiliriz sonrasında. Hani bunlar çözümlenemez ya da işte gerçekten hani ameliyat gerektirir. Büyük bir ameliyat gerektirir dediğimiz yerler olabilir. Buralarla alakalı hani yardım alınması ve gerçekten üzerinde düşünülmesi gerekiyor ama hiçbir hani şey, bir hoca şöyle söylemişti, çıkmadık candan ümit kesilmez. Gerçekten öyle. O yüzden hani oranın tamir edilmesi çok aslında mümkün. Fakat bunun her edilmediği süreçte, her tamir edilmediği süreçte de daha olumsuza gitme olasılığı da yüksek. O yüzden yüksek sağlıklı değil. Bir yolla. Hani aslında evlilik bizim için çok kıymetli bir yer. O yüzden buraya bakarken de en uzmanlarla, en iyi olanlarla belki bu noktada yol almak çok kıymetli. Çünkü bizim en kıymetlimiz orası. Emanet edeceğimiz kişi de en hani o en kıymetlimize en çok değer verecek kişi olmalı. Evet, burada gerçekten dışarıdan destek belli kilit durumlarda çok çok önemli oluyor. Peki buralarda zor çiftler var mıdır diye soracağım. Ama bunu şöyle bağlasak, boşanan çiftlerin özellikleriyle. Yani zor çiftler var mı? Ve aynı zamanda bu zor çiftlerin 6 tane özelliği neler, yani buradaki özellikleri neler olur diye sorsam. Okey. Irvin Yalom diye bir hoca var biliyorsun. Yine onun da evlilikle alakalı çok fazla çalışmaları var. Kendisi de çok fazla çiftlerle çalışmış. Bu alanda çalışma yaptığı için birazcık baktığımızda şunları söylüyor. Zor çiftlerle alakalı aslında 3 tane özellik var. Zor çiftlerin 3 tane özelliği var ama az önce o boşanmaya götüren 6 şeyi içinde barındıran bir şey. Diyor ki mesela ilişkide terapiye geldiklerinde bile şu halde olurlar. Suçlama eğilimleri çok yüksek olur. Yani ilişkilerin içerisinde bir denge söz konusu değildir. Kendilerine zarar vermeleri vardır. Diğerlerine zarar vermeleri, yani işte ilişki içerisinde oldukları kişiye zarar verme eğilimleri vardır veya istismar etme. Bu fiziksel olabilir, cinsel olabilir veya herhangi bir şekli olabilir. Duygusal istismar da olabilir. Bu birincisi, yani suçlama eğilimiyle geliyor ve zaten o suçlamayı terapi içerisinde de çok kullananlar oluyor. Bunlar zor çiftler o yüzden deniyor. O suçluluğu bir şekilde terapiste de yükleyebiliyor bu çiftler. Şimdi bu çiftlerin bir özelliği de şu, çocukluk deneyimleri daha dengesiz oluyor. Çocukluk deneyimleri dengesiz olduğunda da bu çiftlerin özelliklerinden birisi geçmişlerinde anne baba kaybı söz konusu oluyor. Taciz ya da ihmal gibi şiddetli psikolojik travmaları vardır bu kişilerin. Böyle olduğu zaman da bu deneyimler aslında kişiyi daha çok dengesiz bir ilişkiye yönlendirmiş oluyor.
Bir diğeri de genelde hani zor çiftler geldiklerinde majör depresyon tanısıyla gelmiş oluyorlar ve bunları o karanlık kuyunun içerisinden çıkarmak çok zor oluyor. Veya ciddi madde bağımlılığı oluyor. Veya psikoz tarzı, işte şizofren, yani daha böyle gerçeklik algısından kopmuş çiftler gelebiliyor. Böyle hastalıklarla gelebiliyorlar. Yani temelde aslında baktığımızda birincisi zarar verme eğiliminde olan çiftler oluyor. İstismar etme, hani ilişkilerde dengesizlik söz konusu oluyor. Bu terapide de kendisini çok belli ediyor. İkincisi çocukluk deneyimleri daha hani olumsuz. Geçmişlerinde anne baba kaybı olabiliyor veya anne baba rahatsızlıkları olabiliyor. Ve taciz ya da ihmal gibi sıkıntılarla gelmiş olabiliyor. Yani psikolojik travma izleri çok fazla olabiliyor. Üçüncüsü de dediğim gibi majör depresyon, ciddi madde bağımlılığı ki bunların da gösterdiği işte madde ve alkol bağımlılığı, bunların da getirdiği bazı işte ev içerisinde, aile içerisinde şiddet dediğimiz yerler söz konusu oluyor. Veya işte psikiyatrik hastalıklar olabiliyor. Bunlar da gerçeklikle bağ kopmuş olduğu için tedavileri zaten hani uzun süre alan, şüpheli olan yerler. Bunlar genel olarak hani zor çiftlerin özellikleri diyebiliriz hani. Evet, yani burada böyle özellikle alkol ve madde bağımlılığı zaten çok yıkıcı oluyor evlilik hayatı için, değil mi? Yani hani diğerlerinin de tabii ki çok şeyleri var, etkileri var. Her birini belki ayrı ayrı konuşmak da lazım. Pek çok örnek de var bunlarla alakalı. Maalesef toplumda karşımıza çıkan, görebildiğimiz. Fakat madde ve alkol bağımlılığının özellikle ayrı bir yeri var gibi geliyor bana. Yani böyle çok yıkıcılık anlamında. Peki bunlar genel anlamda özellikler. Şöyle bir soruya gelecek olsak, yani bütün bunlara rağmen evliliğimde bu sıkıntılar var, bu problemler var. Bunlarla yüzleşiyorum. Böyle bir sıkıntının içerisindeyim. Hani bizde genel anlamda yapı, tabii bunlar daha çok değişiyor. Şu an evlilikleri daha çok konuşabiliyoruz. Hatta belki üzücü de bir yere gidiyor. Bunu da tabii değerlendirmek lazım. Yani görünüş itibariyle üzücü. Hani boşanma oranlarının artmasını, daha fazla bir burada artış görüyoruz. Bu bizim için yani netice itibariyle baktığımız zaman toplumda üzücü bir yere gidiyor. Fakat bir yandan evlilikleri, yani ilişkileri konuşuyor olabilmek de güzel. Çünkü eski süreçlerde belki bunlar daha kapalı yapılardı ve daha zor konuşuyorduk bunları. Burada hani genel anlamda şöyle bir soru soracak olsak, yani bir ilişkiyi, buradaki unsurlar var ilişkimde. Ben bu ilişkiyi sürdürmeli miyim? İlişkim mutsuz. Ben buna devam etmeli miyim? Burayı nasıl ele almak istersin? Yani mutsuz da olsa ilişkimiz, evet, sürdürmeli miyiz? Aslında ilişkinin bittiğini gösteren belli başlı yerler var Halime. Ama bunu hani böyle çok fazla dillendirmek çok da doğru mudur bilemiyorum. Çünkü bazen insanlar şunu da düşünebiliyor. Tamam, bu varsa o zaman bitsin gibi. Ama aslında bu varsa profesyonel yardım alınsın. Çünkü dediğim gibi çıkmadık candan umut kesilmiyor. O yüzden şimdi boşanmaların bir yandan arttığını gözlemliyoruz. Burası üzücü bir yer. Boşanmanın önünü de tıkamamak gerekiyor. Burayı da kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten mutsuz giden bir ilişkinin hem kişisel sağlığımıza, hem çocuklarımızın sağlığına, hem de toplum için aslında olumsuz bir şey var. Yanlış bir evlilik yapmış olabiliriz. Bunu da bitirmekte aslında sakınca yok. Fakat burada bitirirken neye dikkat ediyoruz? Kendi başımıza mı yapıyoruz bunu? Mesela İslam'da işte diyelim ki erkeğe hani verilmesine rağmen bu, hakem heyeti kurulur ve hakem heyetiyle birlikte karar verilir ki o duygusal, az önce söylediğim hani fizyolojik belirtilerimiz çok yüksek, yani depresyon içerisindeyiz ki çoğunlukla çiftler bu durumdayken geliyorlar ve bunlar tedavi olmadan karar verildiğinde sonradan pişmanlıklar oluşabiliyor, sonradan ziyanlar oluşabiliyor. Buna gerek yok. O yüzden diyoruz ki mesela, evet, bitiren şeyler var. İşte aile içi şiddet. Eğer aldatma sürekli devam ettiyse, mesela bir defa oldu, pişmanlık oldu ve işte telafi edildi değil de sürekli devam ettiyse
ve hani kişinin varlığına rağmen diğer bir ilişkinin sürüyor olduğu bir hal varsa ve ilişkinin içerisinde birbirlerinin fikirlerine hiçbir şekilde önem vermeyen, birbirlerini hiçbir şekilde takmayan kişiler mevcutsa, ondan sonra bu işte dört atlı sürekli koşturuyorsa evin içerisinde, ailenin içerisinde, yani sürekli o tansiyon yüksekse zaten hani aile içerisinde hiçbir şekilde diyalog oluşmuyorsa, bir diğer belirti de aslında evliliğin bir kan testi yapılsa, kan testinde mesela sağlıklı olup olmadığını bir bakım aslında cinsellikle alakalı olumlu bir gidişat mı var, olumsuzluklar mı söz konusu, hiç mi yok, işte sorumlu mu, burayla alakalı yardım alınması mı gerekiyor gibi kan testi sonucunda bunları görülse diye hani söyleyen uzmanlar var gerçekten. Çünkü burası da çok kıymetli bilgiler veriyor ilişkiyle alakalı. Tamamen bittiyse, yıllardır olmuyorsa, herhangi bir ilişki söz konusu değilse, bu hani ne tatmin edici bir yer kişinin kendi hayatında ne de çiftin hayatında huzur bulabildiği bir yer değil çünkü. Böyle durumlar söz konusuysa evlilik bitirilmeli değil, evlilikle alakalı kesinlikle yardım alınması gerekir. Yani hani kolumuz kırıldığında bile, işte ne bileyim kesildiğinde bile, bir şey olduğunda bile direkt hani acaba orada bir umut var mı? Hani küçücük bir deride bile kaldığında umut var mı diye doktora götürülür ve anında yetiştirilmeye çalışılır. Aynen böyle, burayla alakalı da dikkat edilmesi gereken yer burası. Bu bunların hiçbir umutsuzluk belirtileri değil, sadece umutsuzluk içimizde olan bir şey. Umutsuzluk belirtileri değil, bunların hepsi tamir edilebilir yerler. Yeter ki o ilişkiyi ayakta tutmayı isteyen iki çift olsun, bir çift olsun diyebiliriz. Evet. Yani o zaman aslında hani değindiğin nokta çok önemli oldu, çok kıymetli. Şimdi bunları saydık. Bunlar var benim evliliğimde, tamam. O zaman aslında benim evliliğim bitmiş değil. Ben gideceğim, kapı çalacağım, değil mi? Yani bir uzmana gideceğim, güvendiğim birilerine gideceğim, büyüklerden belki destek isteyeceğim. Bunlar aslında çözülebiliyor mu? Çünkü az önce de hani konuşmanın bir yerinde geçti. İkinci evliliklerde yine aynı problemi aynı şekilde yaşıyor bu kişiler. Doğal olarak hazır imkan ve fırsat varken aslında bu problemleri bu evliliğin içerisinde çözümleyebilmek çok kıymetli. Böyle çözümler varsa. Yani o zaman burada da destek aramak çok önemli bir noktaya gelmiş oluyor. Peki evliliği yürütmekle ilgili ilkeler var mı diye soracak olsam. Yani evliliği yürütmenin temel ilkeleri nelerdir? Yani işte zorluklardan, sıkıntılardan bahsettik. Bir evliliğin yürüyebilmesi için gerekli temel ilkeler nelerdir desem, son olarak hani burayı da konuşacak olsak neler söylemek istersin? Nevzat Tarhan hocanın yine 5 tane S'si var. 5 S kuralı. Evliliği yürütmenin ilkelerini söylerken şunları söyler: sevgi, saygı, sabır, sadakat, samimiyet. Bunlar evlilikte olması gereken, özveriyle inşa edilmesi gereken yerler. Ve bir de manevi değerler. 5 S ve 1 M. Bunları evliliğin içerisinde sürekli güçlü tutmaya çalışmak çok kıymetli. Burası hani bir aklımızda tutulabilecek bir yer. Bir de yine ilişkiyle alakalı daha uzman olan birine bakınca, burası da Can Gatman yine. Can Gatman bir yandan boşanan çiftleri incelerken bir yandan da tabii ki şunu da hani söylüyor. Yani boşanmamak için ya da işte daha iyi, mutlu bir ilişki yürütebilmek için de 7 tane de özellik, sürdürmenin de 7 tane ilkesi var diyor mesela. Bu ilkelerin birincisi aslında iki dünya bir araya geldi ve her iki dünyanın da haritası var diye düşündüğümüzde, birbirimizin haritalarını tanımak, çiftlerin birbirlerinin haritalarını tanıyıp genişletmesi, dünyasını bilmesi. Birincisi bu. Mesela bununla alakalı örnek verecek olursak, işte neleri seviyor, neleri sevmiyor, nelere çok endişelenir, neler onun için çok önemlidir diye eşimizle alakalı ortak noktaları, böyle sevdiği şeyleri, dünyasını tanımaya çalışmak birinci nokta dedik. İkincisi de
bu şekilde sevgi ve hayranlığımızı aslında geliştirmek. Yani sevgi böyle bir oldu bitti gibi bir şey değil aslında. Sevgi ve hayranlık duymak aslında zamanla tekrar tekrar oluşabilecek bir şey. Ben Halime ile alakalı misal, yarın bir şey öğrendiğimde bu bende yeniden hayranlık oluşturabilir. Yine sevgi bağımı kuvvetlendirebilir. Eşimle alakalı yine aynı şekilde olumlu bir şey duyduğumda veya öğrendiğimde işte mesela vaktinde işinde olmaya çalışması. Bu benim için aslında küçük bir şey olsa da hayranlık uyandırabilecek de bir şey. Buna izin vermek de önemli. Güven oluştuğu zaman zaten buna da çok rahatlıkla izin veriyor insanlar. Sevgi ve hayranlığı geliştirmek dedik ikincisine. Üçüncüsüne de herhangi bir olumsuzluk olduğunda uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, mesafe koymak yerine. Hani az önce dedik ya duvar örmek, duvar örmek tam uzaklaşmayı gösteriyor aslında. Bunun yerine yakınlaşmak. Bu yakınlaşmanın da olabilmesi için aslında duygusal banka hesabını oluşturmak da çok önemli. Her şeye yatırım yapıyoruz. Yatırımlar çok kıymetli. Okey. Peki ilişkimize de yatırım yapıyor muyuz acaba? Buraya da bakmak kıymetli. Buna yatırım yaparken de yani o hani uzaklaşmak yerine yakınlaşmak çok kıymetli bir yer. Yani bir olumsuzluk yaşadım. Yakınlaşmak için bir vesile aramam gerekiyor. Onun olumlu özelliklerini hatırlamak olabilir. Ondan sonra işte birlikte gezdiğimiz bir yeri hatırlamak olabilir. Bunun için tabii ki o bankada bir şeyler olması lazım ki çıkarabileyim. Dördüncüsü de etkilemesine izin vermek. Eşimizin bizi etkilemesine izin vermek. Burayı böyle hani etkilenmekten korkmamak aslında diyebiliriz. Çünkü çoğu zaman insanlar hani etkilenirsem tamamen işte güvenirim ve güvenirsem de hayal kırıklığı yaşarım gibi bir yerde de gelebiliyorlar bize. Ama o yüzden özellikle burayı çok gevşek tutabiliyorlar. Ama eşimizin bizi etkilemesine izin vermek gerekiyor. Beşincisi, beşinci ilke yani çözülebilir sorunları çözmek. Bir problem olduğunda çatışmamak, hiçbir şekilde çözmemek değil de küçük küçük problemleri çözmeye çalışmak çok önemli. Ve bu aslında bize bir şeyleri de öğretiyor. Daha zorlu şeylerde çözüme gidebiliyor muyuz? Çözüme gidebilmenin yollarını bulmak gerekiyor bir de. Çünkü bazen hani çözümü bende olmayabilir. Ufak bir sorunda okey ben işte okula şu okula mı göndereyim yoksa hani çocuğumuzu buraya mı gönderelim başka bir okula mı? Burayı böyle bir hani işte artılar eksileri birlikte toplayıp getirdiğimizde birlikte çözüme kavuşturabiliriz belki. Ama daha büyük bir problemde eğer çözüme kavuşmuyorsak onları halı altına süpürmektense gündeme getirmek çok önemli. Eğer kendim yapamıyorsam objektif bir yakınımdan yardım istemek, yardım da alamıyorsam şu anda gerçekten ilişki uzmanları çok fazla. Yeter ki güvenmesini bilelim. Güvenilir birinden yardım istemek problemlerimizi çözme noktasında. Evet, ben az önce şeyden bahsettim. Altıncı maddeyi de söyleyeyim. Çok az bir tane kaldı. Kilitlenmenin üstesinden gelmek. Hani böyle bir kilit gibi görmemek lazım. Eğer bir kilit varsa bunu anlamlandırmaya çalışmak lazım. Aslında bu kilit noktalarına baktığımız yerde de şunu görüyoruz aslında. Bireylerin kendi geçmişlerinden gelen kilitleri var. Buralarda aslında orayı kilitleyen yerler ve hiçbir şekilde açılmasına izin vermeyen yerler. Anahtar da kimin elinde insan bilmiyor gerçekten ama kimin elinde? Aslında kişinin kendi elinde. Kendi sorumluluğunu almak durumunda. Kilitlenmelerin üstesinden gelmek için de yollar aramak gerekiyor. Ve son olarak da ortak anlam oluşturmak. Ya ayrı dünyalar, herkes kendine bir ayrı dünya oluşturmak yerine kendi kendimize birlikte ortak anlamlarımızın olması, birlikte daha güzel bir dünya inşa edebilmek için, daha güzel bir yuva inşa edebilmek için neler birlikte yapabiliriz? İşte bu hani ufacık bir ortak hafta sonu gezmesinden tutun işte daha büyük şeyler de olabilir işte birlikte ne bileyim bir seminere katılmak
ailemizi güçlendirmek için çaba sarf etmek, bir aileyle ilgilenmek gibi daha böyle büyük şeyler de olabilir, daha anlamlı. Hani o manevi değerlere katkı sağlayabildiğimiz yer aslında. Bunlar genel olarak 7 ilke dediğimiz yerler ama içleri çok çok fazla doldurulabilir aslında Halime. Evet, yani gerçekten her bir başlığı çok uzun ele alıp konuşabiliriz. Yine Nevzat Arun Hoca'nın böyle 5S 1M'si de çok hoş oldu. Tam şeyini de tez antitezini de üretmiş yani. Hani zehir belli. Ona panzehir olacak şeyi de söylemiş. Evet. Sağ olsun. Yine Gatman'ın da çok kıymetli burada tespitleri var. Birbirlerinin haritalarını tanımak, değil mi? Burada mesela işte ben yıllar önce tanıdığım kişiymiş gibi muamele ediyorum ama o da yıllar içinde değişmiş. Ben de yıllar içinde değişmişim. Hani kendi ilgilerimizi, zevklerimizi birbirimize karşı aslında güncellemek. Yani işte evet, o da evet. Değişti, farklı bir adam oldu. Karşısındaki de değişti, farklı bir kadın oldu. İlgileri değişti, bunları güncellemek gibi aslında dediğin gibi her bir başlık çok uzun süre konuşulabilir. Fakat süremizin de böyle sonuna geldik yavaş yavaş. Ben bu bilgiler, kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sana. Yine aslında hani bir önceki programın üzerine bir tuğla daha koyduk gibi hissediyorum. Yani böyle birazcık daha bu konuyu derinleştirdik gibi hissediyorum kendi açımdan. Umarım izleyenlerimiz için de faydalı olmuştur. Çok teşekkürler vakit ayırdın, bilgilerini bizimle paylaştın. Çok sağ olasın. Ben de teşekkür ederim Halime. Burada güzel oldu seninle sohbet etmek gene. Yine böyle evlilikle ilgili ara ara sana değineceğimiz, konuşacağımız yerler olursa böyle ben açık kapı bırakayım orada. Yine inşallah vaktin oldukça bekleriz böyle kıymetli bilgileri paylaşmak için. Herkese çok teşekkür ediyorum, izleyenlerimize de. Tekrar haftaya yeni bir program ve konukla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.